Arkadaşlar, eşeğin belirlenmesi iki temel faktörün etkisi altında. Bunlardan bir tanesi fenotipik, bir diğeri ise genotipik. Yani bu ne anlama geliyor? Fenotipik eşeği tayininde çevre şartları, genotipik eşeği tayininde kromozomlar eşeği belirliyor. Bakın ne kadar ilginç. Çevresel faktörler fenotipin nasıl olacağı hakkında bir rol üstlenmiş oluyor. Şimdi önce fenotipik eşeği tayinine bir bakalım arkadaşlar. Fenotipik eşeği tayini canlının cinsiyetini çevre koşulları belirliyor. Bu durum erkek ve dişi bireyler arasında sayısal bir dengesizlik oluşturur. Şimdi bunlara bazı örnekler verelim. Mesela Bonellia viridis adı verilen bir deniz solucanı var. Bakın şu Bonellia viridis'in dişisi. Şu dişi bir birey. Şimdi bu bireyler larvalarını oluşturur. Şurada larvalar olsun. Arkadaşlar, eğer bu larvalar dişi bir bireyle karşılaşırsa erkek olur. Bonellia viridis'in dişileri larvaların dişilik genlerini bastırdığı için bu yüzden de larva erkek olarak gelişimini sürdürüyor. Ancak larva eğer dişi bir bireyle karşılaşmaz ise bu sefer birey ne oluyor? Dişi olur. Yani bu larvaların cinsiyetini belirleyen faktör ne oldu? Dişi bir bireyle karşılaşıp karşılaşmaması oldu. Şimdi bir başka örneğine geçelim arkadaşlar. Sürüngenlerde. Bakın, sürüngenlerde de çok ilginç bir durum söz konusu. Cinsiyet embriyonik gelişim sırasında arkadaşlar tamamıyla bu yumurtaların bulunduğu sıcaklığa göre cinsiyet belirleniyor. Mesela eğer 32 santigrat derecede ise yumurtalar tamamı ne oluyor? Dişi oluyor. Eğer 26 santigrat derecede ise tamamı erkek oluyor. Eğer 29 santigrat derecede ise yarısı dişi oluyor. Diğer yarısı ise erkek oluyor. Cinsiyeti kim belirledi? Sıcaklık belirledi. Bir başka örnek, Ophiuroptera pyralis. Halkalı bir solucandır bu arkadaşlar. Halkalı solucan da cinsiyeti kim belirliyor biliyor musunuz? Tamamıyla segmentler belirliyor. Mesela segment sayısı az ise o zaman bu birey erkek oluyor. Peki segment ne zaman az olur? Genç iken. Peki bu birey büyüdüğü zaman otomatik olarak segment sayısı da artmış olacak. Şöyle yaptık. Bakın, segment sayısını artırdım. Segment sayısı arttıktan sonra cinsiyeti de değişiyor. Yani erkek olarak dünyaya geldi. Bir süre sonra dişiye dönüştü. Segment sayısı arttı ve ne oldu? Dişi oldu. Mesela segmentlerin bir kısmını kesersek, segment sayısı azalacağı için otomatik olarak neye dönüşüyor tekrar? Erkeğe dönüşüyor. Bu da bize gerçekten de cinsiyeti segment sayısının belirlediğini gösteriyor. Şimdi genotipik eşeği tayinine gelelim. Genotipik eşeği tayininde burada kromozomlar etkili olacak. Mesela burada arkadaşlar XXXY sistemi var. XXXY sistemi bizde de var. Yani XX olursa, yani X kromozomu ile X kromozomu yan yana gelirse bu bireyin cinsiyeti dişi, X ile Y yan yana gelirse bu bireyin cinsiyeti erkek olur. Mesela insanlarda kromozom 2N eşittir 46 idi. 2N eşittir 44 artı XX, 2 tane X var. Bu birey ne olur? Dişi bir birey olur. 2N eşittir 44 artı XY ise bu birey ne olur? Doğal olarak erkek olur. Demek ki cinsiyeti kim belirledi burada?
Kromozomlar belirledi. Yani X ve Y belirledi. Evet, şimdi X0 sistemine bir bakalım. Değerli arkadaşlar, bu da çekirgelerde görülen bir durum. XX ise çekirge. Bu çekirgenin cinsiyeti dişi oluyor. Eğer X0 ise erkek oluyor. Sıfır ne arkadaşlar? Y kromozomu yok demek. Yani sıfır temsili bir rakam. Şimdi tabi burada dişi bireyler 2N kromozomludur. Ne olsun kromozom sayısı? Sallayalım 20 olsun. O zaman buradaki dişinin, şuraya yazalım arkadaşlar, 2N eşittir 18 artı XX. Bu ne oldu? Dişi bir birey oldu. Ancak erkek birey 2N eşittir 18 artı X olur. Sıfırı yazmadan gösteriyorum. O zaman bu birey ne oldu? Erkek oldu. Bakın 2N eşittir 20 dedik ya. Erkekler 2N değil. Erkekler 2N eksi 1 kromozomlu. Yani aslında bir eksik kromozomu var. 19 kromozomu var. Demek ki bir kromozom eksik ise çekirgelerde erkek oluyormuş. Gonozom, bir gonozom eksikse erkek oluyormuş. Eksik değilse dişi oluyormuş. ZZZW sistemi. Bu da kuş, sürüngen, bazı balıklar ve kelebeklerde görülür. Buradaki arkadaşlar ZZ'yi XX, ZW'yu da XY gibi düşünebilirsiniz. Burada XX ve XY sisteminin tam tersi bir durum görülüyor. Mesela bizdeki XX neydi? Dişiydi. Ama bunlar da erkek olacak. Bakın bunlar da erkek olacak. 16 artı ZW. Yani bizdeki XY'ye karşılık gelir. Bizdeki XY erkekti ama bunlarda da dişi olmayı sağlıyor. O halde XX XY sisteminde cinsiyeti erkek belirler. Yani erkek X kromozomu gönderirse, şöyle gösterelim, dişi birey olur. Eğer erkek Y kromozomu gönderirse erkek birey oluşur. Ancak bu sistemde, yani ZZZW sisteminde cinsiyeti erkek değil, dişi belirler. Eğer dişi birey yumurtaya Z kromozomunu gönderirse, erkek zaten Z gönderiyor. ZZ'den ne olur? Erkek oluşur. Eğer dişi yumurtaya W kromozomunu gönderirse, erkek zaten Z gönderecekti. Dişi de W gönderirse, ZW'dan ne meydana gelecek? Dişi bir birey meydana gelecek. Yani cinsiyeti burada bizden farklı olarak dişi birey oluşturuyor. Haploid diploid sistemi var. Biz bunu arılarda gördük. Mesela bu sistem özellikle partenojenezle üreyenlerde görülür. Mesela kraliçe arı ve işçi arı, bunlar dişi bireylerdi. Ve kromozom sayıları da diploid idi. Ama erkekler yumurtadan meydana geldiği için N kromozomluydu. O halde arılarda ya da haploid diploid sisteminde 2N olanlar dişi bir birey olurken, kromozom sayısı haploid ise bu birey ne oluyor? Erkek bir birey oluyor. Buna da biz genotipik eşey tayini adını veriyoruz. Eşeyle sınırlı genler. Bakın burada ne diyor? Sınırlı. Yani cinsiyetle sınırlı. Yani bir cinsiyette görülür diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, horozlar da tavuklar gibi yumurta yapma genine sahiptir. Hiç horoz yumurta yapar mı? Yapmaz. Ama yumurta yapma geni varmış. Dolayısıyla bu özellik bir eşeyle sınırlı kalmış. Yani özellik dişi ile sınırlı. Erkekte görülmüyor. O zaman yumurta yapma eşeyle sınırlandırılmıştır. Öküzler, affedersiniz, öküzler süt yapma genine sahiptir. Siz hiçbir öküz sütü içtiniz mi? Ben de içmedim. Ama adamlarda süt yapma geni var. Ama sütü kim yapıyor? Sütü dişi sığır yapıyor. O zaman süt yapma yine dişi ile sınırlı.
Tavus kuşlarında da uzun kuyruk geni bulunur. Ama bu uzun kuyruk geni yalnız erkeklerde etkisini gösterir, dişilerde değil. Dolayısıyla bu da erkekle sınırlı. Demek ki bazı karakterler varmış. Bu karakterleri belirleyen genler her iki cinsiyette de görülüyor ama etkisini tek bir cinsiyette gösteriyorsa bu eşeyle sınırlandırılmıştır. Değerli arkadaşlar, burada yapmanız muhtemel olan bir hata var. O da ne? Eşey kelimesini kullandığımız için öğrenci arkadaşlarımız bu özelliklerin eşey kromozomlarında taşındığını düşünür. Hayır, eşey kromozomlarında taşınmaz bunlar. Eşey kromozomlarında değil, otozom kromozomlarında taşınmaktadır. Eşeğin etkisi altında kalan. Bakın burada ne diyor? Sınırlı demiyor. Ama diyor eşeğin etkisi altında kalıyor diyor. Şimdi buna en güzel örnek ben. Dazlaklık, yani bir nevi daha nazik bir ifadeyle kellik geni. Arkadaşlar bu gen her iki eşeğde de var. Ama eşeğin etkisinin altında kalarak erkeklerdeki ihtimali daha yüksek oluyor. Şimdi burada dazlaklık geni saçlılık genine baskındır. Yani biz baskın insanlarız. Şimdi burada bir iki heterozigot bireyi çaprazladığımız zaman, çaprazlıyorum, büyük D, büyük D, büyük D, küçük D, büyük D, küçük D ve küçük D, küçük D bireyleri meydana gelir. Şurada dişi bireyleri temsil edelim. Şurada ise erkek oluşan çocuklar için konuşuyoruz. Erkek çocukları temsil edelim. Değerli arkadaşlar, dişilerde şöyle bir güzellik var. Dişilerde bir tane büyük D aleli hormonlarla etkisiz hale getirilir. Dolayısıyla bakın büyük D'yi küçük D'yi de şuradaki geni dişiler ne yapıyor? Etkisiz hale getiriyor. O zaman etkili olan kim kalıyor burada? Çekinik olan kalıyor. O zaman bu saçlı olur. Mesela şu geni ne yapar? İnaktif hale getirir. Bir tanesini inaktif hale getiriyor. Büyük küçük D geni aktifleşmiş oluyor. Bu yüzden bu bireylerde değerli arkadaşlar bakın şurası saçlı oluyor. Saçlı. Dolayısıyla 3/4 ihtimalle saçlı bir birey meydana gelebilir dişilerde. Ha şuradaki büyük D'yi inaktif hale getirir ama bir tanesi inaktif hale getirebildiği için şuradaki büyük D etkisini göstereceği için bu dişi birey de mecburen dazlak olacaktır. 1/4 dazlak. Şurası küçük D. Ama erkeklere geliyoruz. O garibanlara geliyoruz. O mazlum insanlara geliyoruz. O boynu bükük, tarak kullanamayan insanlara geliyoruz. Orada böyle bir hormon yok. Orada büyük D geni aktifleşmiyor arkadaşlar. O yüzden erkeklerde bakın büyük D'nin olması yeterli. Dolayısıyla erkeklerde 3/4 ihtimalle dazlak. Bakın dişilerde neydi? 1/4 ihtimalle. Erkeklerde ise 1/4 ihtimalle saçlı olur. Bu da neyin etkisi altında kaldı? Cinsiyetin etkisi altında kaldı. Eşeğe bağlı kalıtımda biz burada X ve Y'ye bağlı kalıtımı göreceğiz. Önce X'e bağlı kalıtıma bakalım. Bu X'in homolog olmayan, segmentinde taşınan, çekinik alellerle kontrol edilen, hemofili, renk körlüğü, kas distrofisi gibi hastalıkları temsil eder. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada mesela şu parçaya bakın, şu parçaya. Bu parça X'in homolog olmayan segmentidir. Yani Y'de karşılığı yok. Y'de bir karşılığı yok. Sadece X üzerinde taşınır. Dolayısıyla adı geçen bu hastalıklar hemofili olsun, renk körlüğü olsun, kas distrofisi olsun şu bölgede yer alacaktır X'in.
Ama mesela Y'ye bağlı kalıtımda ise şu parçada yer alacak. Yani Y'nin homolog olmayan parçasında. O zaman burada gen sadece Y üzerinde taşınır. Y üzerinde taşınır. Ama şu kısma bir bakmanızı istiyorum. Bakınız şu kısım. Bu kısım ise değerli arkadaşlar hem X'te hem de Y'de karşılıkları var. Bu bölge ise X ve Y'nin homolog segmentidir. Bu özellikler ne diyordu? Çekinik bir alelle kontrol edilir. Ben üçünü de temsilen küçük A alelini kullanacağım. Şimdi genleri yazalım değerli arkadaşlar. Mesela büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Erkeklerde sadece ilk bir tane X olduğu için ya büyük A olacak onlarda ya da küçük A olacak. Şimdi bu genotipi, fenotipine baktığımız zaman bu hastalıkları çekinik demiştik. Ama bunda ne var? Baskın var. O zaman bu hasta değil, sağlam dişidir bu. Sağlam dişi. Ama buna geldiğimiz zaman bakın çekinik aleli var ama baskın alel de var. O zaman bu da sağlamdır ama taşıyıcı olarak ifade edeceğiz. Yani hastalık genini taşıyıcı dişidir. Ama şu bireyin fenotipi küçük a küçük a'dan küçük a olduğu için bu hasta dişi olarak ifade edeceğiz. Yani dişilerde 3 durum var. Dişiler ya sağlam, ya sağlam taşıyıcı ya da hasta olacak. Ama erkek denilen o gariban yaratıklar maalesef ya sağlam olacak ya da hasta olacak. X büyük A Y'ler sağlam erkek, X küçük A Y'ler hasta erkek. Bir toplumda bu hastalıkların görülme ihtimali dişilerde mi, erkeklerde mi daha yüksek oranda bulunur? Şimdi mantığınızı kullandığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Hocam dişilerde 3 durum var. Bu 3 durumdan bir tanesinde hasta olma durumu var. 1/3. Erkeklerde ise ya hasta olacak ya da sağlam olacak. 1/2. Yani erkeklerde daha fazla oranda bulunur diye düşünebilirsiniz. Ama bunu matematiksel olarak göstermek istiyorum. Mesela ilgili alelin hastalık alelinin frekansı yani bulunma oranı 1/10 olsun. Şimdi dişi bir bireye geliyoruz. Dişi bir bireyin hasta olabilmesi için 2 tane küçük a'nın olması gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar şuradaki küçük a aleninin bu X kromozomu üzerinde bulunma ihtimali ne olur o zaman? 1/10 olur. Çünkü bu alinin frekansı 1/10'muş. Ama bunun hasta olabilmesi için bir küçük A'ya daha ihtiyaç var. 2 küçük A'ya ihtiyaç var. O zaman buradaki küçük A'nın X üzerinde bulunma ihtimali de 1/10 olur. 1/10 × 1/10. O zaman 100 dişiden bir tanesinde bu hastalık görülebilir. Ama erkeklere gelelim. O gariban, masum insanlara. Erkeklerde bir tane X kromozomu var. Dolayısıyla bir tane çekinik genin bulunması yeterlidir. Yani 1/10. Başka yok. O zaman 10 erkekten birinde bu hastalık görülebilir. Erkeklerde görülme ihtimali daha yüksektir. Hemofili bir erkek ile sağlam taşıyıcı bir dişi evleniyor. Erkek neymiş değerli arkadaşlar? Hemofili. XY küçük H genini yazdım. Çarpı. Dişi neymiş? Sağlam ama taşıyıcıymış. O zaman büyük H küçük H olarak ifade etmiş oldum. Şimdi bunun olası çocuklarına bir bakalım. Şimdi şununla şu yan yana gelebilir. Yani X büyük H, X küçük H. Virgül. Bununla bu yan yana gelebilir. X küçük H, X küçük H. Virgül. Y kromozomun ile şuradaki X yan yana gelebilir. X büyük H, Y
şununla şu yan yana gelebilir. X, küçük h ve y. Olası bireyleri yazmış oldum. Çocuklarının hemofili olma ihtimali nedir? Arkadaşlar, olası çocuklar bu. Kaç çocuk hemofili? 1, 2. Çocuklarının hemofili olma ihtimali 4 olası çocuktan 2 tanesidir. Yani 1 bölü 2'dir. Erkek çocuklarının hemofili olma ihtimali. Bakın burada şuna dikkat edin. Bana erkek bir hemofili demiyor. Erkek çocuklarının diyor. Hemen erkek çocuklarına bakıyorum. Kaç erkek çocuğu var? Olası 2 erkek çocuğu var. Olası bu 2 erkek çocuğundan kaç tanesi hemofili? 1 tanesi. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olur. Şimdi bunu alttaki soruyla daha da netleştirelim bence. Ne diyor? Renk körü bir baba ile diyor. Renk körlüğü küçük r'ye çarpı taşıyıcı bir annenin. Anne taşıyıcıymış. Büyük r küçük r. Hadi olası çocukları bulalım. Büyük r küçük r. Küçük r küçük r. Büyük r'ye küçük r'ye. Olası 4 tane çocuk var. Renk körü bir kız çocuğunun. Şimdi kaç olası çocuk var? 4. Bu 4 çocuktan kaç tanesi renk körü bir kız? 1 tanesi. Bakın hemen C'ye geçin. Şimdi anne çekinik ise, bakınız şimdi. Anne çekinik ise oğluna bakacağım. Anne çekinikse oğluna ne vermek zorunda? Çekinik aleli vermek zorunda. Anne çekinikse oğlu çekinik olmak zorundadır. Kesindir, garantidir. Peki kız çocuğu çekinikse? Kız çocuğu da babaya bakacağız. Bakın zıt cinsiyetlere bakacağız. Önce anne ile oğluna ya da oğluyla annesine, babayla kızına veya kızıyla babasına bakacağız. X, 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 Y. Şimdi bakınız arkadaşlar, X'in biri anneden geliyor ama diğeri kimden geliyor? Babadan. Baba kızına sadece X gönderir. O halde kız çocuğu çekinikse babası da çekiniktir. Kesin garanti. Babası çekinik olmak zorundadır. Peki oğlan erkek çocuğu baskınsa, babanın oğlan çocuğuyla X bakımından hiçbir ilişkisi yok arkadaşlar. Çünkü baba ne veriyor? Y veriyor. O zaman bu baskın kim tarafından veriliyor? X kromozomu annesinden geliyor. O zaman annesi ne olmak zorunda? Baskın olmak zorunda. Oğlan baskınsa anne baskındır. Peki baba baskınsa? Baba kız çocuğuna bakacağız. Çünkü kız çocuğuna veriyor X kromozomunu. Erkek çocuğuna değil. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar? Baba kızına büyük A'yı verdiği zaman kızı da baskın olacak. Baba baskınsa kızı da baskındır. Niye deniyorduk bir tam? Çekiniği deneyelim. Mesela küçük A küçük A'yı yazdım. Şuraya da ne yazdım? Küçük A'yı yazdım. Eğer taralı bireyler çekinikse taralı olmayan bireylerde ne olacak? Baskın olacak. Ve onlara da şöyle baskın alellerini yazdım. Şöyle yazdım. Y babadan geliyor, büyük A anneden. Bir problem yok. Şimdi bakın arkadaşlar, babada var mı böyle bir şey? Çekinik alel yok. Ha bu anneden gelebilir. Burada problem yok. Ama şu kısım, bu kısım, bu soy ağacındaki bu taralı özelliğin X'e bağlı çekinik olmadığının bir ispatıdır. Hemen şuraya yazalım. X'e bağlı çekinik olmadığını gösterdi. Hemen X'e bağlı baskın mı onu deneyelim. Arkadaşlar bu iki soy ağacı birbirinin aynısı. Yani burada çekinikliği, burada baskınlığı denemek için yaptık. Hemen alellerimizi yazalım. Ne yazacağız şimdi? Baskın mı onu deniyorum. Bu sefer taralı bireylere büyük A alelini yazdım. O zaman siz diğerlerine ne yazmak zorundasınız? Çekiniği yazmak zorundasınız. Bakın yakaladık. Ama iyice yazalım. Hatta burada da bir problem var bakın. Burada büyük A var. Babada yok. Annede de yok. Burası bozdu. Hatta şurası da bozdu. Bakınız. Küçük A. Babada var mı? Yok. O zaman bu özellik bize X'e bağlı baskın bir özellik olmadığını göstermektedir.
Şurada X'e bağlı çekinik mi? Onu bir deneyelim. Burada ise X'e bağlı baskın mı? Onu deneyelim. Arkadaşlar başlıyorum yapmaya. Şimdi X'e bağlı çekinik mi? Dediğim için şuralarını yazacağım. Taralı bireylere çekinik alelleri yazacağım. Taralı olmayanlar başka bir fenotip. Demek ki onlar da baskın demek. Hemen baskınları yazdım. Zaten sorun burada ortaya çıktı. Bakın anne babada baskın alel yok. Ama yine de hepsini dolduralım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın büyük A, pardon, Y kromozomu nereden geliyor? Babadan. Büyük A nereden gelmesi lazım arkadaşlar? Anneden. Ama annede böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu özelliğin X'e bağlı çekinik bir özellik olma şansı yok. Bu bireye baktığınız zaman bu bireyde de bakın babadan gelemez, babada baskın yok. Anneden gelemez, annede baskın yok. Dolayısıyla bu özellik X'e bağlı çekinik bir özellik olamıyor. Gelelim buna arkadaşlar. Bu sefer baskın mı onu deneyelim. Bu sefer taralı bireyleri büyük A olarak yazdık. Taralı olmayan bireyler zıt fenotipten olduğu için onlara ne yazıyorum? Küçük A olarak yazıyorum. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Şimdi yine bir sorun ortaya çıktı. Çünkü baba baskınsa kızı baskın olmak zorundaydı. Mesela şu nereden gelecek? Mecburen bir tanesi anneden gelecek. Ama diğeri nereden gelmek zorundaydı? Babasından gelmek zorundaydı. Ama babasında bir küçük A aleli olmadığı için bu özellik X'e bağlı da olamaz. Hatta şurası da bakın. Burası da sorunlu olduğunu gösteriyor. Hatta burası da sorunlu olduğunu gösteriyor. Bakın erkek baskınsa annesi baskın olmak zorundaydı. Bayağı bir yerde problem var. X'e bağlı çekinik mi deniyorum. O zaman şu bireylere ne yazıyorum? Çekinik alelleri yazıyorum. Diğer bireyleri de baskın alelleri yazıyorum. Şöyle yaptım. Ve bakıyorum. Y babadan gelir, büyük A anneden gelir, bir problem yok. Bu kısımda bir sorun çıkmadı. Bu kısma geliyorum. Kız çocuğu annesinden çekinik aleli alır. Baskın aleli babasına bakıyorum. Babasından almak zorunda. Babasında var mı? Var. Erkek çocuğuna Y babadan gelir, küçük A anneden gelir. Bir sorun yok. Burada Y kromozomu erkek çocuğuna babadan gelir, büyük A anneden gelir. Var mı problem? Yok. Bu kız çocuğunun babasında küçük A var. Bu küçük A nereden gelecek? Babasından gelecek. Geldi. Büyük A annesinden gelmek zorunda o zaman. Annede var mı büyük A? Var. O zaman bu özellik X'e bağlı çekinik olabiliyor. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Peki baskın olabilir mi? Hemen ona bakalım. Büyük A'ları yazdım. Diğer bireylere de küçük A yazacağım. Zıt fenotip yazacağım. Şuraya büyük A yazacaktık değil mi? Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A ve küçük A. Bakalım dağıtalım. Babadan ne gelecek bu çocuğa? Y. Annede küçük A var mı? Var. Burada bir sorun yok. Küçük A'nın biri nereden gelecek? Anneden gelecek. Gelebiliyor mu? Geliyor. Babadan küçük A gelebiliyor mu? Evet gelebiliyor. Bir sorun yok. Y babadan gelecek. Anneden büyük A gelebiliyor mu? Gelebiliyor. Bir sorun yok. Y babadan geliyor. Küçük A anneden gelmesi lazım. Bir problem var mı? Yok. Ama şurada bir problemle karşılaştık. Bakınız. Koskoca soy ağacında her şeye tamam dedik. Sadece bir yeryüzünden X'e bağlı baskın olamayacağı ortaya çıktı. Çünkü baba baskınsa kızı baskın olmak zorundaydı. X, Y. Şimdi neyi deneyelim? X'e bağlı çekinik mi onu deneyelim. O zaman taralı bireylere hemen küçük A alellerini yazdım. Yazdık. Hemen diğerlerini ne yazacağım? Büyük A alellerini yazacağım. Onları da şöyle gösterelim. Yazdık. Hemen dağıtıma başlayalım arkadaşlar. Bakın şurada babadan ne gelir? Y. Anneden ne gelir? Büyük A. Bir problem. Yok. Annesinden küçük A gelir. Babasından ne gelir? Büyük A gelir. Bir problem yok. Babadan Y gelir. Anneden küçük A gelir. Bir problem yok. Babadan Y gelir. Anneden büyük A gelir. Bir problem yok. Küçük A'nın biri babadan, biri anneden gelir. Bir problem yok. Yani bu özellik X'e bağlı çekinik olabiliyor. Hemen X'e bağlı baskın olabiliyor mu ona bakalım. X.
Hemen çekinik olup olmadı, pardon, baskın olup olmadığını kontrol edelim. Hepsine ne yazdım? Büyük A'yı yazdım. Şöyle. Ve diğerlerine ne yazacağım? Çekiniği yazacağım. Küçük A, küçük A, küçük A. Hemen dağıtıma başlayalım. Y babadan gelir, küçük A anneden. Bir sorun yok. Küçük A'nın biri anneden, biri babadan gelir, bir sorun yok. Y babadan, büyük A anneden gelir, bir sorun yok. Y babadan, küçük A anneden gelir, bir sorun yok. Bu büyük A babadan gelir çünkü annede yoktu. Anneden ne gelir? Küçük A gelir. Yani burada da bir sorun yok. Dolayısıyla bu özellik X'e bağlı. Baskın bir özellik de olabilir. İkisinde de sorun çıkıyor. Evet, şimdi Y'ye bağlı kalıtım. Arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz hususlar var. Onlardan bir tanesi de şu, Y'ye bağlı kalıtımda. Özellikle kaynak kitaplarınızda bazı hatalar var. Onlardan bir tanesi de şu, yapışık parmaklılık, balık pulluluğu kadınlarda da görülür. Dolayısıyla yeni programımız bunları Y'ye bağlı kalıtım olarak almıyor. Buna dikkat edin. Peki Y'ye bağlı kalıtımda elimize ne kaldı? Kulak kıllılığı kaldı. Kulak kıllılığı sorularını çözeceğiz artık. Kulak kıllılığı şu an için yalnız erkeklerde bulunur. Bu özellik babada görülüyorsa, Y'ye bağlı kalıtımda bakın, şu bireyde gözüküyorsa, o zaman bu birey erkek çocuklarına Y vereceği için bu oğlunda da görülür. Bu da yine oğluna vereceği için bunda da görülür. Bu da oğluna verileceği için bunda da görülür. Yani şu akımda, gen akımında tüm erkeklere taradım. Şuradaki erkek beni ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Çünkü bu dışarıdan geldi. Yani bu erkek birey ilk ata erkekten gen almadı ki. Yani şu soy ağacındaki tüm erkek bireyler taralı olmalıdır gibi saçma bir cümleye girmeyin arkadaşlar. Yani şu özellik Y'ye bağlı bir özellik olabilir. Ya bunu bilmiyorum ki, bunun babasında ne var? Taralı olmayabilir. Şimdi ama şöyle olursa, buna dikkat edin mesela. Adam böyle taradı, 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 taradı. Gitti bunu da taradı. Şimdi bu Y'ye bağlı olamaz. Niye? Çünkü babasında, eğer kendisinde varsa babasında da olmalı. Dolayısıyla bunun Y'ye bağlı olma şansı yok. Ne yapacaksınız arkadaşlar soy ağacında? Ata erkekten başlayacaksınız. Ata erkek ne yapacak? Tüm oğlanlara bu özelliği verecek.